Merhaba arkadaşlar. Dördüncü bölümümüze geçiyoruz. Dördüncü ana bölümümüzün ilk videosunda Wide Area Network'ü irdeleyeceğiz biraz daha. Öncelikle Wide Area Network'e bir genel bakış yapacağız. Ardından kullanılan popüler popüler <laughs> kullanılan popüler Wide Area Network protokollerini birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle Wide Area Network nedir arkadaşlar? Wide Area Network geniş coğrafi mesafeye yayılmış bir ağı temsil eden e, yapı. Genellikle ISP devreleriyle kurulur bu yapı arkadaşlar. Farklı local area networkler arasında uzak bağlantı yapmamızı bizlere sağlıyor. Örneğin bir örnek verelim. Bir tane firma olsun. Yine global bir firmadan örnek verelim. Uyduruyorum şu anda Coca-Cola. Coca-Cola'nın Türkiye'deki Amerika'daki İngiltere'deki şubelerini birbirine bağlamak için kullanılan teknolojiler Bayderiye Network teknolojileri gördüğünüz gibi geniş coğrafi mesafeye yayılmış bir ağdan bahsediyoruz. Arkadaşlar WAN teknolojileri çoğunlukla OSI katman 2'de çalışıyor ve iş, eğitim, devlet kurumları verilerini çeşitli coğrafi bölgelerdeki personel, öğrenciler, müşteriler, Alıcılar ve tedarikçiler arasında aktarmak için kullanılıyor. Özetle Wide Area Network bu. Fiziksel Wide Area Network topolojilerine bakacak olursak. Fiziksel topolojilerinde bir point to point topolojilerinden bahsedebiliriz Wide AR Network'ün. Point to point demek noktadan noktaya link demek bunu sunumlarımızda irdelemiştik. Gördüğünüz gibi noktadan noktaya bir noktadan çıkıp diğer noktada sonlanan Bir Link Hub and Spoke topoloji var Hub and spoke topolojide Ortada bir tane hub cihazı var arkadaşlar Bütün trafiği kendi üzerinde topluyor ve Yönlendirme işlevi Bu Hub cihaz üzerinden yapılıyor Uçtaki cihazlara da Spock cihazlar deniyor arkadaşlar. Bir de full mesh yapı vardı arkadaşlar. Full mesh yapıdan da bahsetmiştik. Full yedekli yapı. Bütün cihazların bütün cihazlarla bağlantıları var. Hangi yol koparsa kopsun bir yedeği üzerinden bağlantının tamamlanması. Örneğin bu cihaz şu cihaza bu yoldan üzerinden Erişiyorsa bu yol koptuğunda hop bu yoldan erişebilir. Ayrıca bu yoldan da erişebilir. Yani çok fazla <laughs> özür dilerim. Yedeklik sağlayan ancak biraz maliyetli bir yöntem full mesh. Gelelim devre anahtarlamaya. Arkadaşlar 2A cihazı cihazlar iletişim kurmadan önce A üzerinden özel bir iletişim kanalı yani devre kuruyorsa devre anahtarlamalı iletişime geçmeye çalışıyorlar demektir. Bu devre kanalın tüm bant genişliğini garanti ediyor ve iletişim oturumu süresince bağlı kalıyor. Bunlara örnek PSTN yani günümüzde kullandığımız telefon teknolojisi ve ISDN verilebilir. Bir de paket anahtarlama var arkadaşlar. Paket anahtarlamada ise aktarılan tüm verileri birden çok eş zamanlı iletişim oturumu ile paylaşabilen bir ortam vasıtasıyla ile iletilen paketlere gruplama işlemi yapılıyor. Bu ağ verimliğini artırıyor arkadaşlar. Sağlamlık ve aynı anda aynı anda çalışan pek çok uygulamanın teknolojik yakınsamasını da sağlıyor. Örneğin metro ethernet Metro Ethernet'inin ne olduğundan bahsetmiştik. Şimdi gelelim Wide Area Network teknolojilerine. Wide Area Network teknolojilerinin ilki leased line yani kiralık hat. Günümüzde çok fazla kullanılan bir teknoloji değil leased line'lar ancak yedek devre olarak hala kullanımları mevcut. Örneğin bir devrenin ana devresi Metro Ethernet eee Yedek devresi ise lease line şeklinde kullanımları mevcut günümüzde. Örneğin gene bizim klasik Miami <laughs> buraya geldi arkadaşlar. Örneklerimizde çokça kullandığımız bir Miami ofisi var. Bir firmanın Miami ofisi burası. Miami ofisinde bir tane turumuz var. Ayrıca Amsterdam ofisi var aynı ofisin. Burada da bir turumuz daha var. Bu iki lokasyon ya da daha fazla lokasyon arasında. Özel çift yönlü veya simetrik. Telekomünikasyon hattının kurulması bir kiralık hat kurulmasına delalet. Bu hata arkadaşlar telefon veri veya internet hizmetleri için kullanılabiliyor. Yüksek kaliteli bir çözüm. Ancak. Pahalı bir çözüm. Çünkü. Bu hat size dedik ediliyor arkadaşlar şu gördüğünüz hat size dedik ediliyor başka hiç kimsenin kullanımına açılmıyor. ISP size bu hattı dedik ettiği için de maliyetli bir çözüm ve çok fazla e, aşırı hızları destekleyemiyor. Günümüzde çok popüler değil dediğim gibi. Bir başka popülerliğini yitirmiş çözüm ise dialup çözümü. Gördüğünüz gibi routerlar gene uç lokasyonlarda var. Birer dial-up modemle ISP'ye bağlı routerlarımız. Burada çok düşük bant genişliğinin desteklenmesi söz konusu. Basit bir tasarım ucuz ama eski. Eskiden bir zamanlar 56 kbps'lik dial-up modemlerle internete bağlandığınızı hatırlayabilirsiniz kimileriniz. Ee, i̇şte o çözüm dial-up ama günümüzde artık geçerliliğini yitirmiş durumda. ISDN'e gelelim arkadaşlar. ISDN ise yine ISP devrelerinin üzerinden routerların ISDN terminal adaptörler vasıtasıyla kurumsal hatlara bağlandığı bir çözüm. Kamusal anahtarlamalı telefon şebekesinin yani PSTN'in geleneksel devreleri üzerinden yani bir bakır hat üzerinden özetle Ses, video, veri ve diğer şebeke servislerinin eş zamanlı olarak dijital aktarım için kullanılan bir iletişim standardı ISDN. ISDN PRI ve BRI olmak üzere iki çeşidi var. ATM arkadaşlar. ATM'de ise routerlar ATM switchlere bağlanıyor. ISP'ler üzerindeki. Eş zamansız Zaman bölmeli çoğullamayı kullanıyor bu yöntem ve verileri hücreler yani sel adı verilen küçük sabit büyüklükteki paket çerçevelerine kodluyorlar. Bunlar 53 byte'lık ATM selleri 53 byte'lık ATM selleri ile veri aktarımı gerçekleştiriliyor. ATM omurgası da Günümüzde artık ölmek üzere hakikaten mevcut ISP'deki ATM cihazları da şu anda kaldırılıyor arkadaşlar. Yani bu da ölmek üzere olan bir teknoloji çok fazla üzerinde durmanıza gerek yok. Ama CCNA sınavında çıkabiliyor. Dolayısıyla bilmeniz gerekiyor. Ve günümüzün teknolojisi MPLS. Multi Protocol Layer değil Label Switching. Şimdi arkadaşlar MPLS vasıtasıyla haberleşmede ise ISP network'ünde MPLS switch'leri var. Bu MPLS switch'leri birbirine bağlı. Bu bağlı omurganın oluşturduğu bir bulut yapısı var. Cloud yapısı. Örneğin burası A lokasyonu olsun, burası B lokasyonu. A lokasyonundaki müşteri routerı bir adet Customer Edge Switch denilen normal bir switch'e bağlı. MPLS switch'e. Bu switch fiber optik altyapısı kullanarak ISP'nin omurgasındaki bir adet MPLS şase üzerinde bir adet portu işgal ediyor. Şimdi burası A lokasyonu. Örneğin burası atıyorum Ankara olsun. Ankara Ahlatlı Bel olsun. Müşterinin Ankara Ahlatlı Bel'deki sivici ISP'nin Ahlatlı Bel'e en yakın santral cihazındaki MPLS şasesinin üzerinde bulunan portta sonlanıyor. Ve bu MPLS omurgası hep birbirine bağlı olan MPLS switchleriyle ile Örneğin Ahlatlı beldeki switch Ankara'daki atıyorum şu anda ulusa bağlı. Ulus ulustaki şehirler arası e, olarak uyduruyorum şu anda tamamen işte Sakarya'ya bağlı. Sakarya'daki Kocaeli'dekine bağlı. Kocaeli'deki İstanbul'a bağlı. Şurası İstanbul'daki Ümraniye switch olsun. Buradaki veri MPLS switchlerinin hepsi birbirine bağlı olduğundan dolayı Ümraniye'deki şaseye geliyor. Ümraniye'deki şasede bunu geliyor. Müşterinin B değil Ümraniye lokasyonundaki switchine kadar taşıyabiliyor. Dediğim gibi en popüler WAN teknolojisi kullanılan üzerinden kullanılan hizmetler şu anda noktadan noktaya iletişim sağlayabilir. Metro Ethernet, internet iletişimi ve VPN iletişimi bu ağ üzerinden sağlanabilir. Kısa yol etiketlerine dayalı olarak verileri bir ağ cihazından diğerine yönlendiriyor bu arkadaşlar. Label switching yani etiket anahtarlama yapıyor. Bir diğer yöntem ise VSAT. VSAT arkadaşlar 3 metreden küçük çanak antenli İki yönlü uydu yer istasyonu, uydu sistemleri vasıtasıyla özel bir wide area network sağlıyor. Gördüğünüz gibi lokasyon, müşteri lokasyonlarında antenler, bir uydu vasıtasıyla haberleşmenin sağlandığı bir yöntem. Wide area network bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki sunumumuzda tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.